Dur, Uygun Hoca. Sen ayırsın kendini. Bir tane Uygun Hoca var. Bir şey değil. Evet, yavaş yavaş, bilmiyorum dışarıda arkadaşımız var mı? Soru cevap bölümüne başlıyoruz ama sanıyorum bu iş kulelerinden bu yana Cevahir seminerleri kapsamında ilk defa bu kadar az soru almışız. Bu herhalde her şeyin çok iyi anlatılmış olmasından kaynaklanıyordur. Yani umarız öyledir. Evet, sorularımızı yazılı olarak aldık. Sadece biliyorsunuz çok iyi ki yazılı olan sorulara yanıt veriyoruz. O yüzden bu arada soru sormak isteyen varsa yazılı olarak bize bildirebilirler. Ben aldığımız soruları, şu ana kadar aldığımız soruları öncelikle Emre Kartaloğlu'na sorulan sorulardan başlıyoruz önce, daha sonra devam edeceğiz. Evet, buyurun. Tekrar saygılar herkese. 2012 yılında yatırım teşvik belgesi alınmış İrfan Ceyhan'ın sorusu. Bu belge kapsamında yapılan inşaat harcamalarının KDV iadesi alınabilir mi? Belli bir yatırım tutarı zorunluluğu var mı? 2012 yılında dahi alınmış olsa yatırım teşvik belgesi, 2017 ve 2018 yılında yapılan inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi alınabilir. Ancak yatırımın imalat sanayine yönelik bir fabrika inşaatı olması gerekiyor örneğin. Eğer imalat sanayine yönelikse ve 2017 ve 2018'de yapılan inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi alınabilir. Belge 2012 yılında alınmış olsa bile. Melih Yıldırım'ın sorusu, kentsel dönüşüm müracaatı yapmış şirkete harç muafiyeti gelmiş midir? Bu yeni bahsettiğimiz torba yasada böyle bir şey yok ama daha önce gelmişti zaten kentsel dönüşüm kapsamındaki işlemlerde. Damga vergisi istisnası, harç istisnası bulunmakta. Ancak burada da gelir idaresi bunu kanunla düzenlendi. Gelir idaresi verdiği özelgelerde sadece ilk aşamadaki işlemlerde bu harç istisnasının uygulanacağını söyledi. Örneğin kentsel dönüşüm sahibi, yapının sahibiyle yüklenici firma arasındaki ilk sözleşmeler veya ilk satış işlemleri damga vergisinden ve harçtan muaf, yüklenici veya müteahhit tarafından daha sonraki yapılan teslimler kapsamındaki işlemler damga vergisi ve harca tabi şeklinde düzenleme yapıldı. Vergi mahkemelerinin bunu bunu arada da konuştuk soru sahibiyle galiba Tahir Ceylan'ın sorusu. İki tam yıl aktifte bu %75'ten taşınmaz satış kazancı istisnasından bahsettik. %75'ten %50'ye düştüğünü söyledik. Burada iki tam yıl aktifte bulundurma şartı vardı gayrimenkulleri. İki tam yılın tespitinde taşınmazlar için tapuya tescili esas almamız gerekiyor. Belki buna Bumin Hocam da katkı sağlayabilir. Vergi mahkemenin daha çok vergi davalarıyla uğraşan bir hukukçu olarak vergi mahkemelerinin, İsmail Horozlu'nun sorusu, vergi mahkemelerinin önceki yıllarda mükellef lehine olan eğiliminin son yıllarda idare lehine döndüğüne dair bir izleniminiz var mı? Benim var. Belki hocamın da katkıları olabilir. Bir soruya bakayım daha sonra devam edeyim isterseniz. Evet,
Eren Üstad'a verelim sözü. Öncelikle tekrar merhaba. Şahin Kandıralı bir soru yazmış. Vergi müfettişlerinin incelemede alınan çeklerin ve verilen çeklerin fotokopisini istemesi mantıklı mıdır? Mükellefler aldı ve kesti çeklerin fotokopisini çekip dosyalamak zorunda mıdır? Vergi usulü kanununda hangi bilgi ve belgelerin muhafaza altında alınacağı ve hangilerin ibraz edileceği yükümlülük belirtilmiş? Dolayısıyla bunlar arasında alınan çek ve verilen çeklerin fotokopisi yok. Zaten bunlar defter ve belgede kayıtlıdır. Ama inceleme süreci içerisinde büyük ihtimalle özellikle hamile yazı çeklerin silsilesini devam etmesi için böyle bir şey istemiş olabilir. Ama bunların ibraz yükümlülüğü yok. Dolayısıyla çok da istemek mantıklı. Zaten defter belgede kayıtlıdır. Ama denetim elemanı belki incelemede dediğim gibi başka bir sahikle bir başka bir konuya ulaşabilmek açısından böyle bir şey istemiş olabilir. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bugün hocam. Pardon sayın İsmail Horozcu ile Yaşar Arslan'ın soruları. Pardon İsmail Bey'inkini bir kenara bırakıyorum. Basri Yeni Kurtuluş'un sorusu var. Özellikle bu serbest meslek mensuplarının makbuz kesebilmesiyle ilgili eleştirileri var. Tamamıyla katılıyorum. Örnek olarak diyor ki 70 yaşındaki bir doktor bir mükellef hastasına baktıktan sonra serbest meslek makbuzunu kesebilmek için muhasebecisini mi çağıracak diyor. Yani bence zaten serbest meslek erbabında defter veyahut da makbuz bana biraz anlamsız geliyor. Çünkü zaten serbest meslek erbabı eğer serbest meslek makbuzunu düzenlediyse ondan sonra yapacak hiçbir şey yoktur. O makbuzu defterine yazacaktır. KDV'sini götürüp beyan edecektir. Yani burada kayıp ve kaçak olma ihtimali de yoktur. Yani bunu merkezden izlemenin bir anlamı olduğunda kanaatli de değilim. Ama şu var. Serbest meslek erbabı makbuz kesmiyorsa sorun oradadır. İdarenin onu takip etmesi gerekir. Yani doktor veya avukat veya mali müşavir her neyse gelen müşterisine makbuz vermeyip parayı açıktan alıyorsa bizim bunu ortaya çıkarmamız lazım. Artık makbuzunu kesmiş, affedersiniz tabirimi mazur görün, kümese girmiş bir kişiyle uğraşmanın pek fazla da bir anlamı yoktur. Ve hakikaten de pek çok yani yaşlı olsun olmasın, pek çok serbest meslek erbabı doktor için, avukat için, muhasebeci için de sıkıntı yaratacak düzeydedir. Ha ayrıca şu sorunu da daha fazla yaşamaya başlayacağız. Hani bizim bir dönemsel hizmet verilen hallerde her ay KDV makbuzu kesmemiz gerektiğini idare iddia ediyor ya, işte onunla ilgili olarak saptamalarda da çok daha fazla sorunlar ve sıkıntılar yaşamaya başlayacağız. Bir, iki, 7.000 liradan yukarı paraları bankadan yatması gerekiyor. Adamın ücretini yatırdınız 8.000 lirayı bankadan. Bu adam hemen bunu görmeyecek ki. 3 gün sonra bankaya gittiğinde öğrenecek. 3 gün sonra makbuzunu kesecek. Efendim günü gününe makbuz kesmediniz diye mükellefe ceza kesilecek. Şimdi bu tip sorunları çokça yaşamaya başlayacağız. Dolayısıyla ya serbest meslekle uğraşmayı bırakmamız lazım. Çünkü zaten makbuzunu kestiyse bir kayıp ve kaçak olma ihtimali yok. Kesmemişle uğraşalım tabii ki. Ha, ama şu var, eğer serbest mesleğe de e-defter, e-makbuzu getiriyorsak o zaman günü gününe kayıt zorunluluğunu da kaldırmamız gerekiyor. En azından makbuzu kesmesi için belli bir süre, örneğin ben aldığım ücretleri biriktiririm. Dördüncü gün muhasebeci gelir fatura gibi aynen. Makbuzların hepsini E olarak keser, defterlerime yazar. Bu hakkında aynı tacirde olduğu gibi serbest meslek erbabına da tanınması gerekir diye düşünüyorum. Sayın İsmail Horoz'un sorusunu Emre Bey'den pas olarak geldi bana. Vergi mahkemelerinin önceki yıllarda mükellef lehine olan eğiliminin son yıllarda idare lehine döndüğüne dair bir izleniminiz var mı? Şimdi yani idare lehine, yani yargıyı da hani mükellef lehine davranıyor veya hazine lehine davranıyor diye eleştirmek biraz yargının bünyesiyle de çok fazla bağdaşmıyor. Ama ben bunu hazine lehine dönmek veya mükellef lehine dönmek diye yorumlamıyorum. Bu aslında başka bir sorunu ortaya getiriyor. İçtihat istikrarsızlığı. İçtihatlar elbette değişebilir. Ama hani bugün artık Türk
yargısının içtihatlarından ziyade daha kolay ulaşabildiğimiz, işte Alman içtihatlarını görüyoruz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, onlarda da içtihatlar değişiyor. Ama içtihatlar değişirken gördüğümüz şu var, içtihadın niçin değiştiği de gerekçesiyle kararda yazılıyor. Bundan önce dairemizin içtihadı bu yönde olmakla birlikte şu 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 sebeplerle biz bu içtihattan dönüyoruz. Ben içtihadın değiştiğini anlıyorum. Bizde o da yok. Kararlara bakıyorsunuz, bir gün ak, bir gün kara, ertesi gün gri, sonraki gün yeşil. Ve şu da var, yani bunu bir hukuk devleti içerisinde yadırgayarak okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Bir doktora tezi Ankara'da yayınlandı. Anayasa Mahkemesi kararlarında içtihat istikrarsızlığı diye. Artık bu içtihat istikrarsızlıkları o kadar büyük bir noktaya çıktı ki doktora tezlerine konu olmaya başladı. Yani bizim tabii bir de şu var, siz oturup da öyle bir yargı yükü oluşturursanız ki bu yargıya da senede 40 bin tane karar verdiriyorsanız içtihat istikrarsızlıklarını da o kadar fazla yadırgamamak gerekiyor. Ha, o zaman bizim ne yapmamız lazım? İhtilaf sayısını azaltmamız lazım. İhtilaf sayısını azaltmamızın yolu da yargıdan değil, idareden geçiyor. İdarenin de artık yerleşik içtihat olan konularda hala işlem yapmaması gerekiyor. Yani ben bunu içtihat istikrarsızlığı diye nitelendiriyorum. Benim de izlediğim kararlarda bakıyorsunuz işte efendim karar düzeltmede farklı, işte bozma kararında farklı. En önemlisi işte bizim meselemiz dönemsel olarak hizmet verdiğimiz halde bizde KDV istenmesi meselesi. Tahsil etmediğimiz halde KDV istenmesi. Bütün daireler yok canım para tahsil edilmeden makbuz kesilmez dolayısıyla KDV doğmaz derken birdenbire bir genel kurul kararı çıktı. Oy birliğiyle. Hayır efendim parayı tahsil etmeseniz de KDV doğar diye. Bu tamamıyla bir içtihat istikrarsızlığı. Niçin vergi dava daireli kurulu önceki görüşünden bir döndü belli değil. Zaten 3 satırlık bir gerekçesi var. Vergi mahkemesinin kararı aynı gerekçelerle uygun bulunmuştur diye. Bu da bir örnek olarak söylemek istedim. Konuşmam sırasında değinmediğim bir başka konuya değinmek istiyorum. Bu vesileyle mikrofonu hazır ele geçirmişken unuttuğum ve atladığım bir konuydu. Şimdi izaha davet edildiniz. İzahatı yaptınız. İzahatı kabul etmedik. Git istiyorsan pişmanlıkla beyannameni ver sana %20 ceza keseyim diye bana yazı geldi. Bu nedir? Bu bir idari işlemdir. İcrai idari işlemdir. Ve sizi tehdit eden bir işlemdir. Ya beyanname ver ya da %100 cezaya katlanırsın diyen bir işlemdir. Yargı bakış açısı da. Peki icrai idari işlem olmasının sonucu nedir? Dava edebilirsiniz. Dava edilebilir. Bizim izahımızı kabul etmeyen idari işlem pekala dava konusu yapılabilir. Şimdi sorunlar başlıyor. Peki bu mahkemede yürütmeyi durdurma kararı verilirse yapılmakta olan incelemenin akıbeti ne olacaktır? Veyahut da incelendi, bana vergi ceza ihbarnamesi kesildi, haksızsın denildi, rapor yazıldı, ihbarname kesildi. Ondan sonraki bir tarihte benim açtığım davaya istinaden izaha davetimi kabul etmeyen işlemi mahkeme iptal etti. Peki bana yazılan raporun akıbeti ne olacaktır? Neyse bütün bunları yaşayarak göreceğiz ama yapılan izahatı kabul etmeyen işlemler haline açılacak davalarda da pek çok soruna şimdiden gebe olduğunu da takdirinize sunayım dedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Emre. Tekrar teşekkürler. Mahmut Asgar'ın sorusu yıllara sarı işler ve ihaleli işlerle ilgili damga vergisiyle ilgili bir düzenleme var mı diye soruyor. Bu yeni bahsettiğimiz torba yasada bununla ilgili bir düzenleme yok. Ancak mevcut haliyle yıllara sarı iş olarak kabul edilmese de ihaleli olabilir. Kentsel dönüşüm ve gecekondu dönüşümü kapsamındaki projeli işlerde damga vergisi ve harç istisnası bulunmakta. Ama tekrar söylüyorum, bugünkü bahse konu torba yasada bu anlamda bir düzenleme yok.
Kenan Öztürk'ün sorusu. Gerçek kişilerin mülkiyetindeki gayrimenkullerin satışı şu an 5 yılı geçmiş olsa da değer artışına konu olabilecek mi? 5 yılı geçtiyse ve ticari kazanç kapsamında değerlendirilmeyen bir işlemse değer artış kazancı söz konusu değildir. Bununla ilgili bir düzenleme olacak mı? Mevcut gelir vergisi tasarısında sunum yaparken de bahsettiğimiz 2013 yılında meclise sevk edilen gelir vergisi tasarısında bununla ilgili bir düzenleme vardı. Süreleri kademelendiren ve oranlandıran bir düzenleme vardı. Sadece ikamet amacıyla elde bulunan bir adet gayrimenkulün satışı değer artış kazancının konusuna girmiyor mevcut tasarıda. Kazanılmış haklar korunacak mı? Yine mevcut tasarıda ama 2013 yılından itibaren görüşülmedi. Onu tekrar vurgulamak istiyorum. Kazanılmış hakların korunmasına yönelik de bir düzenleme yoktu. Bugünkü sunumda da bahsettim. %75'lik istisna %50'ye düşürülürken de herhangi bir kazanılmış hak koruması yapılmadı. Bu konuda da mevcut tasarıda herhangi bir o yönde bir düzenleme yok. Ancak muhakkak olması gerekir. Bizim Bumin Hoca'yla da beraber katıldığımız vergi konseyi tarafından oluşturulan bir gelir vergisi tasarısında da önerilerimizi bu yönde sunmuştuk. Emine Şen'in bir sorusu var. Alo Maliye'ye soru sorduğunu ve geçici vergi beyannamesinin vergi bildirimi kulakçığıyla ilgili nasıl doldurulması, hangi kalemlerin dikkate alınmasıyla ilgili bir soru. Hani şu anda buna ayrıntısını bilmiyorum. Eğer görüşebilirsek veya mail yoluyla bize iletirlerse doğrusunu araştırıp bilgilendirme yapabiliriz. Ama Alo Maliye'nin verdiği cevabı da doğru kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Hande Demir'in iki adet sorusu var. Birincisi kurumlar vergisi, %5'lik kurumlar vergisi indirimi. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya başlayacağız. Hesaplanan verginin %5'i bir indirim öngörülüyor. Tüm beyanname ve tüm geçmişe yönelik geçmişte iki yıl içinde verilen beyannamelerin tamamının zamanında verilmiş ve ödenmiş olmasını istiyor. Kanun hükmü bu. Bir tane beyanname, KDV 2 beyannamesi bankanın teknik hatası sebebiyle bir gün geç ödeniyorsa biz bu %5'ten yararlanamayacak mıyız diye soruyor. Mevcut kanuni düzenlemeye göre yararlanılamayacak gibi gözüküyor ama belki bununla ilgili belli küçük tutarlar için bir esneme yapılabilir. Bu tür sorunlarla biliyorsunuz hem 6111'de şartların bozulması hem 6736'da şartların bozulmasında da bu tür hükümler vardı. Biraz müsamaha göstermişti idare uygulamalarında ancak kanuni hükme bakarsak bu durumda bir tane beyannamenin bir gün geç ödenmesi nedeniyle %5 indirimden yararlanamayacak gibi görünüyoruz ama uygulamada... Özür dilerim, bir müdahale edebilir miyim? Evet. Bankanın bir gün geç ödemesi yüzünden siz dürüst mükellef indiriminden yararlanamıyorsanız vallahi bence çok daha iyi. Neden derseniz eğer siz dürüst mükellef indirimden yararlanırsanız 2-3 sene sonra gelip idare sizin aleyhinize inceleme yapar, matrah farkı bulursa zaten indirim hakkınız yanıyor. Cezalı olarak yararlandığınız indirimi ödeyeceksiniz. Ama böyle bir durumda ben bankaya tazminat davası açarım. İndirimden yararlanamadığım tutarı maddi tazminat davasıyla bankaya yansıtırım. Ve bu davayı kazanırım. Yarın öbür gün inceleme olsa bile hiçbir şey olmaz. Aldığınız para da cebinize kar kalır. Bankanın teknik hatası sebebiyle olduğu belirtilmiş hocam soruda. Evet, bu yöntem uygulanabilir. Yine Hande Demir'in sorusu muhtasar SGK birleşmesiyle ilgili. Muhasebe çalışanları olarak SGK'ya beyan edilen gelir bilgilerini görmememiz gerekiyor. Ne yapacağız? Yani hani biz gelir muhtasarı yaparken, bordroyu yaparken zaten hani görüyoruz bunları. Yani çalışanların ücret bilgilerini görüyoruz. Görmeden bunları yapmamız mümkün değil. Görmememiz gerekiyor denmiş. Hani anlayabildiğim kadarıyla soru bu kadar. Teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkürler Eren Üstad. Bir üç tane de soru bende var. Hande Demir Hanım öncelikle. Fazla ödenen stopaj iadesi için vergi incelemesi beklemekteyiz. Her yıl oldukça yüksek teminat mektubu komisyonu ödüyoruz. Bu incelemeye girmeyi hızlandırmak için herhangi bir mükellef hakkı var mı? 2015'de hala inceleme alınmadı ve 2016 yılı var diye bir soru gelmiş. Şimdi ben sunumda da bahsettiğim üzere bazı vergi iade incelemeler için bazı ekipler kuruldu tüm gruplarda. Özellikle bu şekilde yüklü miktarda teminat ödeyen veya iade bekleyen mükellefler için bu iade incelemelere öncelik veriyoruz.
Fakat şu da bir gerçek ki vergi denetim kurulunun kapasitesi de belli bir aşamada. Dolayısıyla bütün incelemelere çok hızlı bir şekilde başlamak, hızlı bir şekilde sonlandırmak çok kolay değil. Ama dediğim gibi vergi denetim kurulu olarak iade incelemelerine öncelik veriyoruz ve bunları da en kısa zamanda sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bu 2015 yılı olduğu için büyük ihtimalle yakın zamanda başlanacak bir iade incelemesidir. Dolayısıyla eğer çıkışta bana mükellefle ilgili bilgi verirseniz en azından hangi aşamada olduğuna dair size bilgilendirme yaparız. Diğer bir soru, ismini okuyorum ama soy ismini okuyamadım. Tarık Sevinçli galiba. Vergi inceleme memurları bizden resmi defterleri istedikten sonra bu resmi defterlerin Excel ortamında mail olarak istem hakkına sahip midir? Kanunda elektronik defter belge tutma zorunluluğu olan mükellefler belirtilmiştir. Siz vergi inceleme sırasında eğer elektronik ortamda mükellefe müfettişe defter belge verdikten sonra bunu ayrıca Excel ortamında vermek zorunluluğunuz yok. Zaten bizim kullandığımız problemlerde, programlarda elektronik ortamda alınan defter belgeler Excel formatına çevrilebiliyor. Dolayısıyla müfettişin böyle bir ekstra sizden böyle bir çalışma isteme hakkı yok. Fakat şu da bir gerçek. İşte biraz önce Hande Hanım dediği gibi inceleme süreçlerinin daha hızlı sonuçlanması için yani mükellefin de lehine olan durumlarda denetim elemanı bazen bu tarz şeyler sizden isteyebilir. Vermek zorunluluğunuz yok ama incelemenizin kısa sürede sonuçlanması için vermenizin ben de faydanız olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi öyle bir zorunluluğunuz yok açıkçası. Bir soru daha var. Biraz ayrıntılı bir soru ama ben elimden geldiği kadar özetleyerek cevaplamaya çalışacağım. Şirketimizde Mart 2017'de bir firmadan ismini söyleyeyim. Salih Kılıç Bey. Şirketimize Mart 2017'de bir firmadan gıda üretiminde kullanma üzere mal aldık. Fakat mal aldığımız firmanın resmen terk olduğu bu firmadan öğrendik. Firma bu durumun adres nakili vesaire konusundan kaynaklandığını ve düzelteceğini söyledi. Yakın bir tarihte bize o dönemde bağlı olduğu vergi dairesinin bu durumu düzeltmediğini ve firma Mart 2017 dönemine ait faturaların iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Şirketimizin Mart 2017 KDV beyanından düzeltme yapılması istendi. Vergi dairesi tarafından istenmiş. Biz bu düzeltmeyi yapmaz isek ileriki dönemde incelemeye sevk edilir miyiz? Şimdi şöyle özetlemek gerekirse mükellefimiz bir firmadan mal alıyor fakat mal aldığı firma katma değerlisi beyannamesine o mal satış faturası dahil etmiyor. Dolayısıyla katma değerlisi kanunu sorunu kapsamında mal alan firma da bu KDV'nin hazine intikali konusunda sorumlu. Eğer gerçek mükellef ulaşılamazsa. Zaten mükellef adres değişikliğinde bulunduğunu kaynaklarını söylemiş ama bunu düzeltmesini yapmamış ve vergi dairesinde çok basit bir ifadeyle aslında bu faturayı indirimlerinden çıkarmasını istiyor. Eğer böyle bir indirimden çıkarma işlemi yapılırsa biz bu düzeltmeyi yaparsak ileriki dönemlerde incelemeye sevk edilir miyiz? Edilmezsiniz. Zaten mükellef bu vergi dairesi bu faturaları katma değerlisi beyannamesinden çıkardığınız durumda, indirimden çıkardığınızda sizi incelemeye sevk etmeyecektir. Eğer farklı bir şekilde yine bu konuyla ilgili incelemeye alınma durumunuz olursa, işte söylemiş izahat komisyonunun bir görevi de bu aslında. Orada izah sebebidir. Yani bunu orada anlatabilirsiniz. Veya inceleme başladıktan sonra bile böyle bir durum varlığı halinde bu herhangi bir şekilde inceleme devam etmez ama incelemeye alınmazsınız. Eğer indirimlerinizden çıkartırsanız. Bendeki soru bu kadar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir son soruya da ben yanıt vereyim. Emre bana pas attı. Şimdi şöyle, Arslan Eşgi 2017 yılı içerisinde birinci sınıf vergi mükellefiyetindeyken iş yerini kapatan bir market işletmesi aynı yıl içerisinde nakliye işine başlarsa tabi olacağı defter türü ne olacaktır? Tabi yani farklı bir faaliyet konusuna tekrar başlayacaksa, aynı faaliyette devam etmeyecekse yeni bir defter tutacak ve o defter kendisinin tercihine bağlı olacak. Bilanço usulüne göre defter tutmak isterse bilanço usulüne göre defter tutabilecek veya işletme esasına göre defter tutabilecek. Ama aynı faaliyet konusunda devam edecekse kanımca aynı bilanço usulüne göre defter tutmaya devam edecek. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Başka da soru yok. Tam zamanında seminerimizi tamamlıyoruz. Birazdan lütfen birkaç dakikanızı daha alacağız. Sizlerle bilgilerini paylaşan konuşmacılarımıza hep birlikte teşekkür etmek istiyoruz. Ben
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanımız Eren Yeşilyurt'a, TÜRMOP Genel Saymanı Yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu'na, sevgili hocamız Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hümin Doğru Söz'e sizler adına ve biz çok teşekkür ediyoruz. Sizler iyi ki buradasınız ve bu saate kadar buradasınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kurumsal bir teşekkür yapacağız. Evet. Değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili meslektaşlarım, bizler konuşmacılarımıza artık plaket vermiyoruz. Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışta bulunuyoruz. Onu sizler adına konuşmacılarımıza teşekkür yazısı olarak takdim etmek istiyorum. Şimdi teşekkür belgelerini sunmak üzere Oda Başkanımız Yücel Akdemir ve TÜRMOP Genel Sekreterimiz Sayın Yahya Erkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Sayın Eren Yeşilyurt. TÜRMOP Genel Saymanı Yeminli Mali Müşavir Sayın Emre Kartaloğlu. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Bumin Doğru Söz. Ve ev sahibi sıfatıyla en sona bıraktık. Oturum Başkanımız İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel. Değerli meslektaşlarım, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum ve bu seminerin hazırlanmasında emeği geçen tüm oda kurullarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki seminerde görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.